Sen bana dayan babacığım. Gülsün, çantamı unutmayalım. Tamam hayatım. Teşekkür ederim. Okuldan sonra sinemaya gidelim mi? Buz Devri 2 gelmiş. Tamam, gidelim. Hadi kızlar, gevezeliği arabada yaparsınız hadi. Tamam. Yavaş. Evet, acele etmeyin, daha vaktimiz var. Yavaş yavaş. Tamam tamam. Sönmez. Evet benim. Başlıyor muyuz? Maalesef hayır. Evli misiniz? Evet. O zaman eşinizle geleceksiniz. Ya da rızasını belirten bir kağıt getireceksiniz. Eşinizin rızası olmadan kürtaj yapamayız. Söyleyeyim, sevindim Pınar. Hem hala düşünmek için fırsatın var. Bence sonradan çok pişman olacağın bir şey yapma. Poliklinikteki halini hiç vazgeçmek ister gibi değildi. Yanında olmamı ister misin? Zaten iyice açıldık saçıldık. Bari bir sorunumuzu beraber halledelim. Canım, teşekkür ederim. Yine inine sığınmışsın. Evet, beni bilirsin işte. Biliyorum, bana çok kızgınsın. Çok da haklısın. Ama ne olur izin ver, konuşalım. Hiçbir şey anlatma. Artık hiçbir şey umurumda değil. Benim buraya geliş nedenim başka. Bizi konuşmak değil. Öyle bir şey de kalmadı zaten. Çocuğu aldırmam için senin iznine ihtiyacım varmış. Sen evliliğimize saygı duymuyorsun ama duyanlar var işte. Peki. Sen hiç sormadın ama ben yine de söyleyeceğim. Ben bu bebeğin doğmasını istiyorum. Seninle ve çocuklarımla hayatıma devam etmek istiyorum. Dua edelim hayatım. Bakarsın iyi olur. İnşallah bebeğim. Gümüşcüğüm, şimdi kapamam gerekiyor. Akşam eve geçerken ara, tamam mı? Tamam canım. Tamam. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum bebeğim. Merhaba Engin. Aradın mı, fabrikaya gitmişsin? Evet. Yerinin işleri takip etmesi gerekiyor. Siz yine gecikmişsiniz. Pınar'la doktora gittim de. Geçmiş olsun. Sağ ol. Mehmet. Bizim Afyon'daki mermer ocağının müdürü Aziz Bey aradı. Dedem fabrikayı teftişe gitmiş. Bir şeyden şüphelenmiş mi? Yok yok, asayiş Berkemal, merak etme. Dedeme duyurmadan bir halletseydik şu işleri. İnşallah.
Hakkı savcıdır. Memnun oldum Nilüfer. Abi? Nilüfer, ben bu durumun saklı kalmasını istemiyorum. Hakkı da senin abin sayılır. Sonra Hakkı'nın bize önerdiği yöntemle Onur'u hak ettiği yere göndereceğiz. Tamam mı? Başınızdan geçenleri bir de bana anlatın. Çekinmenize hiç gerek yok. O gece biraz bir yerlerde takıldıktan sonra Onur bana gelmek için ısrar etti. Eve geldik, çok eğlendik. Bana sürekli beni sevdiğini söylüyordu. Benimle bir ilişki yaşamak istedi ve bana aşık olduğunu söyledi. Ama ben Pınar'la boşanmadan böyle bir şey yaşamak istemediğimi söyledim. Sonra beni kucağına aldı. Yatak odasına götürdü. Nilüfer, salon değil miydi? Hani burayı darmadağın etmişti ya. Sen yanlış hatırlıyorsun abi. Yatak odasıydı. Böyle vakalarda hafızada belirsizlikler olması normaldir. Siz anlatmaya devam edin. Sonra ne oldu? Sonra yatak odasında beni zorla yatağa yatırdı. Ben istemediğimi söyledikçe daha da üstüme geldi. Sonra dövmeye başladı. Bunlar nasıl oldu? Onlar mı? Ben hazırım. Tamam. Çıkalım. Pınar. Bir anlamı var mı bilmiyorum ama her şey için özür dilerim. Hadi gidelim. Ben dava açmak için hazırlıklara başlarım. Hakkı abi, sen bir acele etme istersen. Nilüfer biraz daha kendini iyi hissetmeye başlasın, sonra. Peki, sizden haber bekliyorum. Tamam abiciğim, teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler abiciğim. Nilüfer. Sen yalan söylüyorsun. Ne yalan abi? Anlattım işte her şeyi. Nilüfer, yeter. Bana artık oynama. Nedir bu olayın iç yüzü? Hemen anlat, hemen. Randevuyu yarına alırım ben. Senin gelmene gerek yok. Sen şimdi izin kağıdını imzala yeter. Peki. Nasıl istersen. Efendim Gökhan. Onur, eğer müsaitsen seninle buluşup konuşabilir miyiz? Pınar'la doktora gidiyoruz biz şu anda. Pınar'la gelin. Daha iyi, lütfen. Fazla zamanını almayacağım. Peki Gökhan. Gökhan ikimizle buluşmak istiyor. Beni çalmayayım. O sevimli kardeşinin adının geçtiği yerde bile olmak istemiyorum. Bu öyle bir şey değil Pınar. Senin de gelmen için çok ısrar etti.